Selamlar. Vanitas ikonografisinden bahsedeceğim bugün. Peter Clytes'in Natur Mortlarını yorumlayacağım. Fakat video geçmeden önce sizden videoyu durdurmanızı ve ne gördüğünüzü düşünmenizi istiyorum. Bu bir araya gelmiş ve birbiriyle uyumsuz tema içerisinde bulunan imgeler, semboller sizin için ne ifade ediyor ve siz bunlardan ne anlıyorsunuz? 16-17. yüzyıl ki Hollanda altın çağını yaşarken Natürmort sanatının Hollanda çıkışlı bir kolu. Flaman bir kolu ve kuru kafa en çok kullanılan sembol. Bazı eserlerde görülüyor, bazı eserlerde görülmüyor. Üzerinde memento mori yazan parşömen parçaları, balonlar, çiçekler, mumlar, kaseler, kuru kafanın üzerinde çiçekten yapılmış taç, kelebekler, müzik enstrümanları, eski kitaplar, kemikler ve vesaire. Birbiriyle alakasız nesneler bir masa üzerinde çiziliyor. Bu sembollerin içlerinde anlam farkları olsa da hepsi insana varlıkların, varoluşlarının kısa süresiyle ölümü hatırlatmaya ve kibrinden kurtulması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Bu yüzden Hristiyan sanatı açısından çok çok önemli. Vanitas eserleri, balık, inci ki balığa daha sonra döneceğim, çanak, ipek böceği gibi semboller işte İsa Mesih'e atfedilir. Çizilen güzel nesnelerde çekiciliklerine kadar kibirimize yenik düşmememiz gerektiğini simgeler. Aynı zamanda etik anlamlar da barındırıyor. Yani etik ikonografisi de var. Bu Venitas Naturmortların. Kendi aralarında farklı anlamlar barındırıyor. İşte nesnelerin içinin boş olması, hiçlik, sonsuzluk, anonimlik. İşte yemeğin anlamı farklı. Çok olmasa da Vanitas'ta işte şekerlemeler, cenneti temsil eder. İşte Hristiyan inancının güzel tadını sütle dolu bir kase gösterir mesela. Ya da cennetin sütünü. Aynı inanç İslam'da da var. Yanan mum anlam ve ruhu temsil ederken sönmüş mum ölüm ve unutmayı temsil eder. Kısacası canlılık, yaşam, İsa'yı cennet cenneti temsil ederken eskimiş ve ölmüş varlıklar da ahlaksal bir öğreti niteliğinde. Gül çiçeği ve kiraz cinsellik ve aşkı, haşhaş İsa'nın acılarını, Kanatlı aşeratlar şeytanı ya da kötü ruhu. Belzabab. Belzabab sineklerin tanrısıdır. Çoğu zaman sinekle kastedilen şey şeytandır o yüzden. Bu akımın temsilcileri de Jean Sanchez Cotan, Peter Clytes, bugün Dr. Van yorumlayacağım. Wanderlust, bazen Caravaggio, Rembrandt, Goya, Van Gogh. Şöyle ki Venitas'a gelelim. Venitas latince kibir demek. Vanity anlamına geliyor ve aynı zamanda hiçlik anlamını da taşımakta. 1579'da bunun da sebebi şu ki 1579'da Hollanda ayrılıyor. Güneyliler İspanya ve Katoliklere bağlanıyorlar. Kuzeyliler Martin Luther etkisine giriyorlar. Martin Luther e, ikonografiye ve daha doğrusu işte eserlerin talan edilmesine izin veren bir fikir yapısına sahip. Nasıl ki İslam'da resimler ya da işte putlar ya da onların putları, heykeller e, talan ediliyorsa Martin Luther'in anlayışı da çok farklı değil bundan. Yani İslam inancına bir noktada kesişiyor Martin Luther'in bizim o reformist gördüğümüz adam aynı zamanda eserlerin yani İsa'ya anlatan eserlerin e, Hristiyan inancına ters olduğunu savunan ve bir noktada sanatın önünü kesen bir adam. Evet, reformisttir. Kilise kapısına astığı işte manifestoyla. Fakat sanat anlamında kendisi çok çok gerici. Devam edelim. Bu barok etkisinde, şimdi bizim bu bahsettiğimiz resamlarda... Dolayısıyla kapalı şekilde, imgelerle anlatmaya başlıyorlar. Dertlerinde diyebilirim. Bu resimde kuru kafayla anlatılmak istenen... Şimdi her bir gördüğünüz, her sembolün... Bu arada... Ee... Diğer şeyleri göstermek istiyorum. Johan Spritz'in, Jürgen Van Streeck'in ya da bunlarda da diğer Natürmort örnekleri... ...ve Hollanda'da diğerleri tarafından yapılan, ki çok popüler o dönemde... ...Avrupa'da barok dönemin yatak odalarını süsleyen resimler bunlar. Balığa gelmeden önce bu resme dönelim. Bu resimde kuru kafayla anlatılmak istenen ölüm. Ancak Hollanda Vanitas resimlerinden farklı olarak... Richard Leppert'ın bahsettiği üzere kuru kafanın kimliği üzerinde durulmuyor. Her birinin temsil ettiği bir anlam olduğunu söylemiştim. Güney Avrupa'da Rönesans'la başlayan anatomiye karşı duyulan e, ilgi ve bilimsel çalışmalar sanatçıları insan bedeli üzerinde büyük bir meraka sürüklü ve anatomik enformasyon oluşturacak çalışmalarda bulunmalarına neden olur. Sanatçılar da bu birikimlerin dini konulu resimler üzerinde uygulamaktan kendilerini alamamışlar. İşte Perada'nın bu vanitas resminin işte tüyler ürpertici olmasının altında kalbin vicdan değil anatomik enformasyon yatıyor. O nedenle güzel ve izlenirken iç ürpertici olmaması öncelik değil. Şimdi bu Naturmort dedik. Ee, dilerseniz Peter Clydes'ın Naturmort'una geçmeden önce bu Naturmort'ta neden yaptıklarını yani bunu bunları yaparak neyi anlatmaya çalışıyorlar ona gelelim. Memento Mori. Memento Mori ölümü hatırla anlamına gelen latince bir deyiş. Bu aslında Romalılar tarafından fetihten dönen generallerin e, şehirdeki tören sırasında ki kendileri bir savaş arabasında dururlarmış. Dört beyaz atın çektiği ve savaş arabasında kendilerinden başka bir kölenin de bulunduğu. Ve köle fısıldarmış onlara bu zafer töreni sırasında. Memento Mori, ölümü hatırla diye. Çünkü kendilerini Ares ya da Aşil ya da Perseus gibi zannetmesinler. Kendilerini böyle kibirlerini yenik düşmesinler diye. Yani Hadrian'da olsalar, gerçekten Aşil'de olsalar, ölümü hatırlamaları gerektiklerini. Kibirlerine karşı bir fısılda iştir Memento Mori. Şunu da söylemek istiyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bugün siz e savaş kazanan bir generalseniz, Türk Silahlı Kuvvetleri size dolma kalem hediyeler. Bu <laughs> bu yapılanmalar da böyle kibrin önüne geçmek için Roma tarafından bir değiş, Romalılar tarafından bize kazandırılan bir değiş yani daha doğrusu. Memento Mori, ölümle sonuçlanacak yaşamın ahlaki ve vicdani değerlerini içeren mütevazi yaşamın öğretisi olarak hafızalara kazınan bir kavram. Dini değerlerle de örtüşen bu kavram, işte sanat alanında da geleneğe dönüşüyor. Memento Mori'nin konu edindiği vanitas resimleri, ölüm ve ölümlü olma gerçeğini simgesel bir anlatım diline dönüştürerek bu gerçeği her an hatırlatma misyonu edinse de ölüm imgelerini seyirlik nesneye dönüştürmekten kendini koruyamamış. En sıklıkla kuru kafa imgesiyle dini resimlerin içine yerleştirilen bu kavram toplumun algısı ve yaşam biçimleriyle imgelerini çoğaltmış. Avrupa sanatının geneline yayılan vanitas simgeleri aslında bir noktada e, ikonografik bakarsa 17. yüzyıl Hollanda sanatında ise e, tür resmine dönüşmüş. Ya popülerliği ise protestanlığın ve Calvin ahlakının toplum üzerindeki etkisiyle artmış. Ancak burada atlanmaması gereken çok çok önemli bir yer var. E, yeni ortaya çıkan burjuva sınıfının beklentileri. Yani zenginlik ve zenginlikle gelen toplumsal ayrıcalıklar, sınıflar, sınıfsal yapının hiyerarşik göstergelerinde belirliyor. Sanatta bu bağlam üzerine düşen payı alır. Yani dolayısıyla işte arz talep ilişkisi sanatın ve alıcısının beklentileri doğrultusunda belirleyici oluyor. Protestanlık sonucu dini resimlere gösterilen ilgi azalır. İşte bunun sonucunda. Fakat e, dini resimler çağlar boyunca toplum üzerinde dindar olmanın göstergeleri olarak e, soylu sınıfa bir ayrıcalık kazandırır. Yani vanitas resimlerinin içerdiği anlam dikkate alındığında e, görülen şu. Bu tür resimlere sahip olmanın ilk görülen yüzü dindarlığının ve kalbin ahlakının savunucusu olmanın bir çeşit kanıtı gibi görülmesi. Buradaki çelişki ise e, ölüme ölümü hatırla mesajının işte sahip olunan zenginlik ile anlatılmaya çalışılması. Tüm zenginliklerin, gücün, iktidarın geçiciliği resimlerde kullanılan değerli nesnelerle anlatılır fakat bu zenginliğe sahip olmaktan top, toplumsal olarak sakınılmamış. Dikkat çeken diğer bir nokta ki bu da çok çok önemli. Dönemin diğer tür resimleri incelenirse işte egemen ahlaki öğretilerinin sanat ar aracılığıyla aktarımındaki temel mesele burjuva ve bizim işte soylu aristokrat hayatı dediğimiz işte o hayat yüceltilmesi üzerine şekillenmiş. Yani siz bugün Montaigne'in denemelerine bile baksanız eğer kendinizi çok eğitimli ve muteber bir kimse olarak görüyorsanızlar işte bunun getirdiği yaşamın da etkileri görülmelidir. Yani bir entelektüel aristokrat bir hayat yaşıyorsa bir burcu hayatıdır o. Yani aslında bize üst bir hayat sunulur bu fikir ve sanat dünyasında. Yani alt tabakaya ait resimlerin eğlence hayatları betimlenirken bile sefaletlerin ve aşırılıkların görünür olması aslında Burjuva sınıfının yüceltilme amacını güdüyor. Ve Burjuva'nın protestan ahlakına yakışır şekilde yaşadığı karşılaştırmalı göstergesi aslında. Vanitas resimleri de bu göstergenin bir parçası yani sanat ortamındaki rekabet ise bu ayrıcalıklı sınıfın beğenisi üzerinde şekillenir. Sanatçıların eserlerini pazarlayabilmesi için de yani bu aslında çok bunun için önemli bir detay olmasa da yani eserlerini pazarlayabilmesi, alıcı bulabilmesi için resimlerini en ince detaya kadar gerekli e, gerektiriyormuş. Ve cazibe arttıracak yeni imgelere ihtiyaç duyulmuş. Yani sanatçılar imgeler yaratmaya başlamışlar. Dönemin koşulları ve yaşam biçimleri göz önüne alınırsa işte ölümü hatırlatacak bu resimlerin sanat piyasasındaki çekiciliği, işin sanatkarlığı ve imgelerin ayrıcalıklı kesimin varlıksal temsillerini ortaya çıkartmasıyla sağlanmaya çalışılmış. Yani kısaca bu ne demeye çalıştım ben. 17. yüzyıl Hollanda'sında ruhanilikten uzaklaşan, dünyevileşen toplum, ölümle yüzleşme biçimleri ve algıları da bir tür modanın yarattığı etki gibi sanat ortamını, piyasasını belirlemiş. Alegorik anlatım ki bu natürmortlarda alegorik anlatım göreceksiniz. ...alegorik anlatım dilini kullanılmasıyla ölümün en seyirlik sanat eserleri ortaya çıkmış. Bunlar yani bahsettiğim Johann frizler yürüyen Van Stryk'ler, Harmony Stanwyck'ler... ...bunların, e, dilerseniz bakabilirsiniz nature mortlarına... E, ...aslında o dönemde yatak odalarında bile e, bu resimlerin sergileniyor olmasının sebebi... ...ölümün bir moda haline gelişi. Şimdi buraya gelelim. Burada e, çeşitli kullanılan imgeler var. Bu natürmortlara baktığınız zaman ki ben e, en yani beni en çok cezbeden olan Peter Klyatsin'ki inceleyeceğim. inceleyeceğim. Şöyle ki bunlarda belli kullanılan imgeler var demiştik ve bunlardan bir tanesi de aslında balık. Şimdi bu alakasız nesneler arasında niçin balık kullanılıyor? E, Bunun da sebebi şuymuş. Hristiyanların ilk işaret yani birinci yüzyıl Hristiyanlar bahsediyor. İlk Hristiyanlar. Haç kullanmıyorlar aralarında. Yani beşinci yüzyıla kadar biz sanat tarihinde Hristiyan ikonografisine baktığımız zaman haç bizim karşımıza çıkmıyor. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Bir balık işareti. Balık yani ihtis bu harfledin aslında Hristiyanlar arasında o dönemki çünkü Romalılar tarafından inanılmaz bir zulme maruz kalıyorlardı kırbaçlanıyorlardı. Atlar eziyordu. İşte Romalı asyarlar yani peygamberlerini öldürdü. Düşünün ki müritlerine neler yapmazdı. O dönemde balık ve bir, bir ikonograf daha göstereceğim. Iota, Chi, Teta, Upsilon, Sigma. Şimdi bu gördüğünüz Io, Chi, Teta, Upsilon, Sigma. Bir e, akrostiş yaratmışlar kendi aralarında. Bu bir şifre. Eğer bir Hristiyansanız o dönemde kendinizi bir balıkla ifade ediyorsunuz. Çünkü baş harflerini aldığımızda Yesos C, H, Christos T, Theo Upsilon'u H'ye çevirmişler Sigma Soter. Jesus Christ Theodos Soter Savior. Yani İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı. Çok çok ilginç. Çünkü ilk aslında bizim haç kullanmayan Hristiyanlar o dönemde yaşayan yani o Hristiyan müritler ve ilk yani Hristiyanlığın ilk işareti balık. Yani burada şeyden de bahsedebiliriz. Ee, İsa'nın yani eski ayetteki hikayeden yani kova taşıyan adamı takip edin. Yine orada da balıkla temsil edilir Hristiyan. Balık aynı zamanda bolluk ve bereketin de ikonudur, ikonudur aslında. Devam ediyoruz efendim. Şimdi benim bugün incelemek istediğim Naturmort bu. Şimdi diğer Naturmort'lardaki belli simgelerden de bahsedeceğim. Tabii ki Vanitas'larda. Krallık tacı, gümüş kase. Bunlar ruhsal boşluğu temsil eder. Kanatlı kum saati ya da kapaklı boyun saati. Söndürülmüş bir şamdan ya da söndürülmüş mum. Zaman nakışını. Küre dünyanın ve dünyevi gücün semboldür. Kuru kafa faniliğin, ölümün. Kuru kafanın üzerinde püsküllü ve sarmaşıktan örtülü bir taç görürseniz bu yeniden dirilişi. Çünkü bu yeniden dirilişin aslında tüylerle ve püsküllü alakası yok. Hristiyanlıkta kutsal bir hayvan var. Tavus kuşu. O dönemde paganlar tavus kuşu etinin çürümediğine inanıyorlar. Tavus kuşu eti çok çok geç çürüdüğü için gerçekten bunu gözlemleyebilecek bir paganda çıkmamış zannediyorum ki. Çürümediğine inanıyorlar ve Hristiyanlar da tavus kuşunu yeniden dirilişin ikonu olarak sanat eserlerine ve kendi aralarındaki şifrelere dahil ediyorlar. Biz bunlardan biliyoruz. Paul'un da şifreler kitabı var. Çok tavsiye ediyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kuru kafa fanilik ölüm dedik. Kuru kafanın üzerinde işte mısır püskülü dedik. Örümcek. Kimi natürmortlarda örümcek öldür. Narinliğin tepsi eder. Eğer bir Naturmortta yılan ve kertenkelenin kuru ile yan yana olduğunu görürseniz bu insanlığın yoldan çıktığını bize gösterir. Kara sinek bu günahı temsil eder fakat Belzebub'u ve şeytanın da temsil ettiği görülmüştür. Yanan mum bu gerek Kuzey Barok'ta gerek İtalyan baronunda gerek İspanyol var. Yanan mum Tanrı'yı, karanlığı dağıtan Mesih'i, iyi olan ne varsa. Çünkü biz Kuzey Barok'taki eserlere bakarsak eğer mum sönmüşse orada bilin ki bir kıyametin habercisidir o. Yani ne kadar sefil izbek sahneler yaşanmışsa o sahnede o dönemin ressamları sönmüş bir mum bırakmış. Çiçek buketleri oluyor bazılarında. Bu ölümlü bir yaşamı temsil ediyor. Bizim bugünkü alegori yansıtan veritasında turma orta sonunda geldik. Bu 1639 tarihli bir eser. Şu anda baktığımız eserden bahsediyorum. Şu anda baktığınız eserde ee, ne gördüğünüzü size videonun başında sormuştum. Şimdi bunun ikonografik olarak ki affedersiniz diğerini sormuştum. Fakat aynı ressam tarafından yapılır. Buna da tekrar bakabilirsiniz durdurup. Şimdi size bunu açıklayacağım ben. Kuru kafa. Biz bu resimde bir masanın üzerinde, örtülü bir masanın üzerinde kuru kafa görüyoruz. Kuru kafa neyin ikonografisidir sizce? Ölümün. Kristal bir kadeh görüyoruz. Şöyle gösterebilirim. Fakat bir noktada 45 derecelik bir açıyla sol çapraz, sol alt çaprazla bakıyor. Bu bu neyin e, sembolüdür? Mümkün olmayan mükemmelliği. Cam kadehler ya da çünkü İsa'nınki ki e, altın bir kadehti son akşam yemeğinde. Bizim kristal kadehlerimiz ya da cam kadehlerimiz mümkün olmayan mükemmelliği yani şaraba ulaşsak bile onunla ya da sarhoşluğa ulaştırsa bile bizi mükemmel olmayan bir yolun eseridir kristal kadehler. Kitap görüyorsunuz kuru kafanın altında. Bu geçiciliği temsil eder. Çok ilginç. Aslında kitap ben kalıcılık olarak yorumlamıştım. Çünkü e, mürekkebin kanla ya da e, e, afedersiniz kağıdın kağıdın da işte insan bedeniyle olduğunu ve bir noktada aslında insan ruhunu kalıcılığı olarak yorumlamıştım. Fakat şöyleymiş, e, kitap geçiciliği temsil ediyor. Çünkü insan hayatta olduğu sürece kitaplar var. Burada bir anahtar görüyorsunuz. Masadan sarkmış vaziyette. Ve anahtar da cennet temsil eder aslında. Çünkü cennet temsil etmesinin sebebi de İsa'ya dayanır. İsa Petrus'a cennetin anahtarını vermiştir. Dolayısıyla anahtar daima e, yani pardon cennet Daima anahtarla tasvir edilir. Sönük bir lamba görüyorsunuz. Sönük lamba. Bakınız, duman çıkıyor. Affedersiniz sanırsam. Şunu, evet, burayı silmem gerekiyor. Sonraki... devam ediyorum efendim. Sönük bir lamba görüyorsunuz. Bu insan ruhunu temsil eder. Yanmakta olsaydı. Ee, yine insan ruhunu temsil edecekti, fakat hayatta olan birinin ruhunu. Saat, zaman, zaman temsilidir. Diğer barok eserlerin aksine, bunda böyle biz elbise kıvrımlarına ya da katlara falan bakmıyoruz ya da görkemli bir eserde değil bu. Bu tamamen e, sanat felsefesine dayalı anlamlar barındıran, yani ikonograflar barındıran bir eser. Ki izlemesi ve kendinizce anlamlar çıkarması da çok çok keyiflidir. Yani aslında e, sanat tarihinde size yöneltilen yani bu aslında bu demek bu aslında bu demek gibi şeyler yerine ben e, Ulus Baker'in şu sözünü çok seviyorum. Yani her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Çünkü bizim yani anlamak yalnızca dünya ile ilişkimizin bir düzeyinden ibaretler. Yani bir filozof bir sanatçıyı anlayamaz, bir bilim adamı bir filozofu anlayamaz. Çünkü bizim perspektiflerimiz ve anlamlarımız ya da bizim imgelerimiz tamamen farklı. Eğer bir terziyseniz bir kasaba anlamanız mümkün değildir. Bunu genç fertlerin acılarında bize göte de bahseder bundan. Empati yapmanın aslında mümkün olmadığından bir aslanın ruhundan anlayamazsınız. Eğer bir aslan değilseniz. Siz bu noktada bu resme baktığınızda sizin gördüğünüz şeyleri ve bu resmin size kattığı şeyleri e, eminim ki size ya bir sanat tarihçinin açıklamasından aslında sizin kendi sesinizi bulmanız çok çok daha değerli. Çünkü bu eserler bir noktada bizi empresyonizme götürecek olan bir basamak bu natürmortlar. Çünkü evet o dönemde ölüm moda ve insanlara ölümü hatırlatmak, onları kibirlerinden arındırmak isteyen bir zümre, bir cemiyet var, bir aristokrat heyeti var belli ki. Fakat siz şu anda 21. yüzyıl insanları olarak bu esere baktığınız zaman gördüğünüz şey ve size kattığı imgeler, mesela gerçekten ölümü görüyor olabilirsiniz kafatasına bakarsınız. Fakat o yandan işte Shakespeare eserlerinin e belki size bir şiirin imgesi olacak. Yalnızca ölüm değil, yalnızca ya belki de yaratmanın yeniden doğuşun, aydınlanmanın simgesi olacak belki de kafatası. Yani kendi imgelerinizi bulmanın gücü ve bunun getirdiği dayanılmaz hafifliği kesinlikle sanat tarihindeki belli olan çeşitli ikonograflara te tercih ediyorum ben. Yani bu çok çok önemli. Mesela örümceğin narinlik değil de kompleksite olarak yorumlandığı bir ikonografi olsaydı... ...çünkü biz sanat teorilerine baktığımız zaman bakın sanat üzerinde çeşitli bir mutabakat yok. Yani neyin sanat olup neyin sanat olmadığına karar verecek bir zümre yok. Yani bunun en, en basit örneği devlet sanatçısı diye bir olgunun yani varoluşudur. Çünkü bir insan devlet sanatçısı ünvanlı olabiliyor evet fakat devlet kimin sanatçı kimin sanatçı olmadığına karar verebilecek bir kurum, bir otorite değil. Sanatı zaten cazip kılan şeylerden biri bir otorite olmaması. Ya yani mesela bundan sonra bir video çekeceğim ben. Size bir kare göstereceğim ve bunun felsefesini anlatacağım. Çünkü sizler yani neyin sanat veya neyin doğru, neyin ya bir mutabakat olmadığı için bir mutabıklık olmadığı için sanat üzerinde bu sanat kortekslerinde yani bir Sanat bağlamlarında eğer e, bir zümrenin onayı yok. O yüzden sizin görüşlerinizle, sizin kendinize çıkardığınız anlamların yani ne kadar saçma, ne kadar zırva olduğu hiç önemli değil. Yani siz bunda ne anlam görüyorsunuz? O önemli. ya yani Baktığınız zaman çünkü bir sanat harçı gelip size ayrı al, o aslında böyle dediğinde evet, belki de sanat harçlarının yorumu öyledir fakat bireyin kendi yorumu zaten humanizmin temel dayanağı, dayanak noktası ve mihenk taşı aslında. Yani sanat üzerinde çünkü mesela şöyle bir teori var benim. Ya ben eğer bir kimse kendi sanatçı atfetmek istiyorsa buna engel olacak bir şey yok. Çünkü bir sanat eseri mi gerekiyor? Hayır. Neden? Sanatçı eser üretmek zorunda mı sorusuna getiriyor bizi. Atıyorum ben bir düşünce sanatçısıyım. Yani nedir? Düşünce sanatçısıyım ve paylaşamam. Çünkü eğer paylaşırsam düşüncelerimi o zaman eşsiz olmaktan çıkar. Yani bunu zanaate çevirir. Çünkü evet sanat üzerinde biz her ne kadar bağlamlarda evet ne sanattır ne değildir tartışsak da bunu zanaatten ayıran belli kıstaslar var. En azından eşsiz olması konusunda. Yani sanat tarihçileri yani daha doğrusu sanat sanatçılar dahi mutabık değil. Siz ne görüyorsunuz? Bu benim yorumlarımdan daha önemli. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.